Şairler duygu yüklü en güzel şiirlerini onlar için kaleme aldı. Yine de en mükemmeli henüz yazılamadı. Binlerce yıllık kültürün imbiklerinden damlaya damlaya bugünlere ulaşan en yanık türküler de onlar için söylendi. Ama en iyisini henüz yine duyamadık. Bu ne şairin ne de o ağıtları yakanların suçudur. Suç sözcüklerin kifayetsizliğindedir. Başucumda bana ninni söylerdin, sabahları uyanınca beni okşar severdin. Benim annem, güzel annem, beni al kollarına. Kucağında okşa beni, ninniler söyle yine bana. Bu şarkıda ilkokuldaydık. O yıllarda en güzel anne şarkısı benim annem, güzel annemdi. Pırıl pırıl akan sevgi kaynağının anne yüreği olduğunu yeni yeni anlıyorduk. Gençlik yılları da geride kalıyordu artık. Saçlara da aklar düşmeye başlamıştı. Nevzat Çelik'in Metris Cezaevi'nde 1983 yılında yazmaya başladığı ve Bayrampaşa Özel Cezaevi'nde tamamladığı Şafak türküsünü Ahmet Kaya'nın sesinden çok sevmiştik. Beni burada arama, arama anne. Kapıda adımı sorma. Saçlarına yıldız düşmüş, koparma anne, ağlama. Devleti koruduğunu söyleyenle devleti yıkmak isteyenin aynı işkenceyi gördüğü cezaevlerinin kapılarında evlatlarını ziyarete giden anaları hatırladık, kahırlandık. Ayların gün, yılların ay gibi geçtiği dönemdeydik. Hayatın merhametsiz şartlarında o çıkarsız sevgiye hasret kalmıştık. Yalanın, riyanın ve ihanetin cenderesinde boğuşurken bir yandan da haykırdık. Eller kadir kıymet bilmiyor annem. Senin kadar kimse sevmiyor annem. Uykusuz gece yarılarında Kibariye'nin sesinden onu dinlemek ve dinletmek. Sonbahar hüznü çökmüştü. Ulu çınar yaprakları dökülürken ciğerlerimiz sökülüyordu. Koca dağları yere indirip küçük bir mezara sığdırıyorduk. Göklerde kartal gibiyken Sabahattin Ali'nin yazdığı gibi kanatlarımızdan vurulmuştuk. Gitme diyemedik, diyemezdik de. Rabbimin bu emri karşısında acizdik. Ancak Necip Fazıl Kısakürek anne şiirinin son kıtasında şöyle demişti. Gözlerinde aksi bir derin için, kanadın yayılmış çırpınmak için, bu kış yolculuk var diyorsa için, beni de beraber al anneciğim. Beni de al diyemedik, çünkü bunu söyleyebilmek için koskoca bir yürek gerekti. Analara kıymayın efendiler.